Merhaba sevgili izleyiciler, FRT ekranlarına hoş geldiniz. Gündemin öne çıkan sıcak gelişmelerini her zaman olduğu gibi sizlere aktaracağız. İlk haberimizle bültenimizi açıyoruz. Fethiye'de narkotik suçlarla mücadele grup amirliği ekiplerinin yaptığı uyuşturucu operasyonunda 3 kişi tutuklandı. Fethiye İlçe Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Grup Amirliği ekipleri gelen bir ihbarı değerlendirdi. Ekipler tespit ettikleri 4 kişiyi takibe aldı. Şüphelileri bir süre takip eden ekipler düzenledikleri operasyonla gözaltına alınmıştı. Şüphelilerin çanta, poşet ve üzerlerinde yapılan aramada 314 adet uyuşturucu hap, 50 gram genetiği değiştirilmiş esrar maddesi, hassas teraziyle uyuşturucu madde satışından kazanıldığı tespit edilen 7.590 lira ele geçirildi. Emniyetteki işlemlerinin ardından 4 kişi adliyeye sevk edildi. Kafanı kaldır, kafanı. Şüphelilerden M.A., A.A. ve C.Y. çıkarıldığı mahkemece uyuşturucu madde ticareti yapmak suçlamasıyla tutuklandı. G.G. ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı. Muğla'nın Fethiye ilçesinde jandarma komutanlığı ve KOM şube müdürlüğü ekiplerinin yaptığı uyuşturucu operasyonunda da yakalanan bir kişi tutuklandı. Esenköy mahallesinde BÇK ve MSA isimli şahısların yaşadıkları evine kenevir bitkisi yetiştirdiği ve uyuşturucu madde satışı yaptığı yönünde ihbar alan Jandarma Komutanlığı ve KOM Şube Müdürlüğü ekipleri operasyon düzenledi. Evde yapılan aramada esrarın ham maddesi olan kenevir bitkisinin laboratuvar ortamında başka uyuşturucularla hibritlenmesiyle geliştirilen ve genetiği değiştirilmiş esrar maddesi olarak da bilinen 5 kilo 400 gram sukunk, 5 adet sihirli mantar, 34 adet kimyasal uyuşturucu yapımında kullanılan değişik ebat ve boylarda yarısı kullanılmış zirai ilaçlar, kimyasal uyuşturucu imalatında kullanılan 26 litre sıvı mantar, 800 gram kimyasal uyuşturucu madde imalatında kullanılan asit, 16 adet ağzı kapalı cam kavanoz içerisinde halüsinojen uyuşturucu madde olan çavdar tohumu küfü, 1 adet hassas tartı, 1 adet toprak ölçüm cihazı, 1 adet hava ölçüm cihazı, 2 adet aydınlatma cihazı, 2 adet uyuşturucu kullanma aparatı ele geçirildi. Aramanın ardından BÇK ve MSA gözaltına alınarak jandarmadaki sorgusunun ardından adliyeye sevk edildi. BÇK, uyuşturucu madde imal ve ticareti yapmaktan tutuklanarak Muğla E-tipi kapalı cezaevine gönderildi. Diğer şüpheli şahıs olan MSA, adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı. Muğla'nın Bodrum ilçesinde amatör balıkçılar tarafından görüntülenen ve köpek balığı olduğu iddia edilen canlı balıkçıları şaşırttı. Bodrum'a bağlı Güvercinlik Mahallesi'nde yer alan Pina Yarımadası yakınlarında balık avlayan amatör balıkçılar bir süre sonra teknenin etrafında gezinen canlıyı fark etti. Suyun üzerine doğru çıkan canlının yüzgeçlerini gören balıkçılar bir anda paniğe kapıldı. Hemen arkamıza. Cep telefonlarıyla kayda başlayan balıkçılar, sudaki canlının yaklaşık 2 metre boyunda köpek balığı olduğunu ileri sürdüler. Bir süre teknenin etrafında dolaşan balık daha sonra gözden kayboldu. Fethiye'de kalkıştan sonra sert zemine düşen yamaç paraşütünün pilotuyla beraberindeki Çinli turist hafif şekilde yaralandı. Yaralı turistle pilot, 112 acil sağlık ekiplerinin olay yerinde yaptığı ilk müdahalenin ardından Fethiye Devlet Hastanesi'ne kaldırılarak tedavi altına alındılar. Kaza Fethiye'nin Ölüdeniz'e yakın Karaağaç Mahallesi Kirme mevkiinde meydana geldi.
Fethiye'ye tatile gelen Çinli turist Lin, yamaç paraşütü yapmak için bir firmayla anlaştı. Yamaç paraşütü pilotu İsmail Yılmaz'la Kirme mevkiinde bulunan 900 metre yükseklikten tandem uçuş yapan paraşüt uygun bir şekilde havalandı. Sorunsuz şekilde havalanan ikili bilinmeyen nedenden dolayı kısa süre sonra sert zemine düştü. Diğer pilotların durumu fark etmesi üzerine 112 komuta merkezinden yardım istendi. Bölgeye 112 acil servis ekipleri sevk edildi. Bölgeye ulaşan 112 acil servis ekipleri ve vatandaşlar durumu daha kötü olan Lin'i sedyeye alarak bölgede bekleyen ambulansa taşıdı. Kazada hafif yaralanan pilot İsmail Yılmaz da arkadaşlarının desteğiyle ambulansa götürüldü. Yaralılar Fethiye Devlet Hastanesi'ne kaldırılarak burada tedavi altına alındı. Yaralıların hayati tehlikesinin bulunmadığı öğrenildi. Marmaris'e gelen turistleri ilçede bulunan koylarda gezintiye çıkaran günübirlik tur tekneleri sezonu açtı. Nevruz tatili için Marmaris'i seçen İranlı turistler ilçeyi hareketlendirdi. Bu hareketlilikten ilçeye gelen turistleri cennet koylarda gezdiren günübirlik tur tekneleri de nasibini aldı. İranlı turistlerin gelmesiyle erken başlayan turizm sezonu teknecilerin de yüzünü güldürdü. Sabah saat 10'da limandan demir alan tekneler saat 17'de tekrar limana döndü. Turistlere unutulmaz bir gün yaşatan koy turu İzmir Marşı'nın çalınmasıyla son buldu. Turizm sezonunun erken başlamasından dolayı mutlu olduklarını belirten tekne sahipleri 2018 sezonu için umutlular. 2 Ocak'ta başlatılan taşeron işçilerin kadroya geçiş başvurularının sona ermesiyle birlikte belediyeler başta olmak üzere bazı bakanlıklar ve kamu teşkilatlarında personelin sürekli kadroya geçişleriyle ilgili sınavlar Fethiye'de de yapılıyor. Aile ve Sosyal Politikalar Bakanlığı'na bağlı bazı kurumların sınavları Fethiye'de de yapılmaya başlandı. Aile ve Sosyal Politikalar Bakanlığı, Fethiye Sosyal Hizmetler Müdürlüğü'nde yapılan sınavlara bakanlığın ilgili kurumlarındaki taşeron işçiler katıldı. Taşeron çalışanlar için yapılan düzenlemeyle kadroya geçiş hakkı tanınan personel uygulamalı sınava Fethiye'de de tabi tutuldu. Adayların tek tek girdiği sınavda personeli hangi alanda, birimde çalışıyorsa o alanı kapsayan soruların yanı sıra genel kültür içeren soruların da yöneltildiği öğrenildi. Fethiye'de planlı ve programlı şekilde yapılan ve 3 gün sürecek uygulamalı sınavın sonuçları 26 Mart Pazartesi günü açıklanacak. Sonuçların ilanından sonra 2 Nisan'da kadro geçişlerin yapılacağı beklenirken sınava giren çalışanlar soruların başta çalıştıkları alanla ilgili sorulduğunu, genel kültür olarak da bir soru sorulduğunu kaydettiler. Sorularda yani genel kültür bir tane, iki tane de alan sorusu soruluyor. Genel kültürde sana ne sordu? Genel kültürde Türkiye'de asayiş sağlayan, yurt içerisinde asayiş sağlayan bakanlığın ismini sordular. Tabii ki İçişleri Bakanlığı. Alan bilgisinde de tabii ki yaptığımız işle ilgili engelli bireylere bakıyoruz. Onunla ilgili sorularımız oldu. Muğla valisine sordular. Yaptığım meslekle ilgili sorular sordular. Hangi mesleği yapıyordun? Engelli bakımı. Evet. Zor muydu? Yok, böyle muhabbet şeyine olarak. Muhabbet havasında. Kolaydı, güzeldi. Muğla Büyükşehir Belediyesi itfaiye ekipleri tarafından Sivil Savunma Günü ve Deprem Haftası nedeniyle il genelinde 111 kurum ve kuruluştaki 28.160 kişiye yangın eğitimi verildi. Muğla Büyükşehir Belediyesi ekipleri il genelindeki kurum ve kuruluşlardan gelen talepler doğrultusunda yangın eğitimi ve tatbikatlar düzenlemeye devam ediyor. Sivil Savunma Günü ve Deprem Haftası nedeniyle itfaiye ekipleri tarafından 111 kurum ve kuruluşta görev yapan 28.160 kişiye yangın eğitimi verildi.
Düzenlenen eğitimlerde vatandaşlara yangına ilk müdahale ve yangın söndürme konuları uygulamalı olarak gösterildi. Aynı zamanda vatandaşlara yangın esnasında neler yapmaları gerektiği, itfaiyenin görev ve sorumlulukları, deprem anında yapılması gerekenler hakkında bilgiler de verildi. Sevgili izleyiciler, baharla birlikte pazarlarda tezgahlar bahar sebze ve meyveleriyle dolmaya başladı. Fethiye'de yüksek rakımlı dağların eteklerinden toplanan kuzu göbeği mantarı kilosu 90 ila 120 lira arasında satılıyor. Fethiye'de salı pazarında adeta gramla satılan kuzu göbeği mantarına ilgi yoğun olurken vatandaşların 250 gramını 30 liradan kapıştıkları da öğrenildi. Fethiye'de salı pazarının şampiyonu kuzu göbeği oldu. Fethiye ve Seydi Kemer'in yüksek yerlerinden toplanan kuzu göbeği mantarı kilosu 90 ila 120 lira arasından satıldı. Büyük ilgi gören ancak vatandaşların gramla satın aldığı kuzu göbeği mantarı pazarın en yüksek fiyatlı satılan ürünü oldu. Kuzu göbeği mantarı tezgahları süslerken satıcılar kuzu göbeğinin çok değerli ve gıdalı besin maddesi olduğunu söylediler. Seydi Kemer ilçesinden Ali Karabulut, kuzu göbeğinin Seydi Kemer'in rutubet ve nem alan, başta bayır ve örenle bağlı ağaç mahallelerinin yüksek kesimlerinden toplandığını söyledi. Köylüden 70 liradan satın aldığı kuzu göbeğini pazarda kilosu 90 liradan sattığını, fiyatının yüksek olmasının az bulunmasından kaynaklandığını belirtti. Köylüden alırken 70 TL'ye alıyoruz. Burada köy pazarda 90 TL'ye satıyoruz. Seydi Kemer'in nem alan, rutubet alan köyleri var. Özellikle ortasından dere akan, atıyorum bayırın mahallelerinde, dere yataklarının kenarlarında, rutubetin nemin çok olduğu yerlerde göbek daha fazla oluyor. Bu atıyorum övenin havzalarında yuva deresi, çam ağaçlarının olduğu yerlerde göbek ilk başta sahil kesiminden çıkmaya başlar, yaylalara doğru gider. Şu an 7-800 rakımlı yerlerde göbek bulunabiliyor. Kuzu göbeği mantarı satan pazarcılardan bazıları da yüksek yerlerde güçlükle bulunduğu için fiyatı yüksek diye konuştular. Kuzu göbeğini inceleyen vatandaşlarsa alsak gramla alacağız, altın fiyatıyla aynı şekilde dediler. 100 lira diyor, pahalı geliyor biraz bize göre. Ondan toplaması zor ama parası da çok. Salı günleri kurulan Fethiye Semt Pazarı'nda fiyatı en yüksek sebze taze fasulye oldu. Kilosu 13 ila 15 liradan satılan taze fasulyede adeta seyirlik oldu. Vatandaşlar taze fasulyeyi de yarım kilo olarak almayı tercih ederlerken yerli sarımsak 10 lirayla dikkat çekti. Bahar sebzeleri tezgahları süslerken çağla badem kilosu 12 liradan, yeşil biber 4-5 lira, bezelye 5, patlıcan 2,5-3, bakla 2,5-3, ıspanak 3,5-4 lira, salkım domates 3, çeri domates 4, kabak 2, enginar tane 2,5, karnabahar 5, lahana ise 3 liradan satıldı. Meyve fiyatları da geçen haftaki gibi hemen hemen aynıydı. Elma 2,5 lira, yerli çilek kilosu 10, portakal 2, mandalina 2,5 lira, kivi 3, ayva 4 liradan satıldı. Fethiye Sabit Pazarcılar ve Manavlar Odası Başkanı Adem Hıra, baharla birlikte pazarda bolluk yaşanacak beklentisindeyiz. Ancak şu anda fiyatlar yeni çıkan meyve ve sebzeler için yüksektir. Nisan ayının 15'inden itibaren sebze ve meyvede hem bolluk olacak hem de fiyatlar en asgariye düşecektir, dedi. Muğla'nın Ortaca ilçesinde yaşayan Osman Konak için 65. yaş gününde yurt dışından gelen kızı tarafından mehter takımlı sürpriz doğum günü kutlaması yapıldı. Uzun yıllardır İsviçre'de yaşayan İsmihan İpek Konak, babasının yeni yaşını kutlamak amacıyla ailesine ve yakınlarına haber vermeden Türkiye'ye geldi. Denizli Fetih 1453 Mehteran takımıyla birlikte Atatürk anıtı önüne gelen Konak, kutlama hazırlıklarını tamamladıktan sonra ailesinin anıtın önüne gelmesini sağladı.
Ortaca Belediyesi'ne çağrıldıklarını düşünen Osman ve Hatice Konak çifti, mehter takımının olduğu alana girdi. Alana gelen çift, üzerinde kızlarıyla birlikte çekilmiş fotoğraflarının olduğu 65. doğum günün kutlu olsun babacığım, iyi ki benim babamsın, seni çok seviyorum yazılı pankartı görünce duygu dolanlar yaşadı. Kendileri için hazırlanan masaya oturan Konak çifti, kızlarıyla birlikte mehter takımının çaldığı marşlar eşliğinde doğum günü pastasını kesti. Çevredeki vatandaşlar da mehter takımını ilgiyle izledi. Alana gelen birçok vatandaş mehter takımı üyeleriyle fotoğraf çektirdi. İsmihan İpek Konak, 2 ay süresince planladığını söylediği sürpriz doğum günü programıyla ailesini mutlu etmeyi amaçladığını dile getirdi. Ya öncelikle ben hayal ettim, babamı nasıl mutlu ederim diye. Babamın 65 yaşını böyle kutlamak istedim. Adını layıkıyla, Fethiye Uğur Anadolu Lisesi'nde 18 Mart Şehitleri Anma Günü ve Çanakkale Zaferi'nin 103. yıl dönümü münasebetiyle bir program gerçekleştirildi. Fethiye Uğur Anadolu Lisesi'nde 18 Mart Şehitleri Anma Günü ve Çanakkale Zaferi'nin 103. yıl dönümü nedeniyle bir program düzenlendi. Program Çanakkale şehitleri için saygı duruşu ve istiklal marşının okunmasıyla başladı. Okul müdürü Alpay Biber, Çanakkale Zaferi'nin 103. yıl dönümünü kutlamanın büyük onur ve gururunu yaşamaktayız dedi. Uğur öğrencileri hazırladığı drama, şiir ve slide gösterileriyle Çanakkale ruhunu günümüze taşıdı. Mehmet toprağın üstünde 40 günlük asker oldu. Yağmur yıkadı yüzünü, güneş kararttı telini. Mehmet'in aklı erdi, hatırladı babasının gövdesini toprak yaptığını, anladı babası nasıl toprak oldu. Mehmet Mehmetçik oldu, çelik oldu, duvar oldu, Çanakkale geçilmez oldu. Ateş kustu düşman, mermi kustu, bomba kustu. Durdu Mehmet, çöktü dizlerinin üstüne, kan vardı göğsünün üstüne. Alnını toprağa koydu, toprak kan oldu. Yattı toprağın üstüne 40 günlükken yattığı gibi. Tuttu toprağı 40 günlükken tuttuğu gibi. İzleyenleri duygulandıran program, şehitlerimize minnet duygularıyla tamamlandı. Çanakkale Zaferi'nin 103. yıl dönümü nedeniyle Uğur Mumcu Parkı'nda bulunan Şehitler Anıtı'ndaki törene katılan Mavi Grup Lideri, Fethiye Ticaret ve Sanayi Odası Başkan Adayı ve Meclis Başkanı Osman Çıralı, "Çanakkale bir seferberlik savaşıydı" ifadelerini kullandı. Şehitler Anıtı önündeki törene 1 Nisan Pazar günü yapılacak olan seçimlere Mavi Renk grubu olarak katılacak olan Fethiye Ticaret ve Sanayi Odası Meclis Başkanı ve Başkan Adayı Osman Çıralı ile birlikte Mavi Grup üyeleri eksiksiz katıldı. Fethiye'de kendi iş dünyalarında oldukça başarılı isimlerin bulunduğu Mavi Grup üyeleri Fethiye Muharip Gaziler ve Şehit Aileleri Yardımlaşma Derneği'ni de ziyaret ederek dernek başkanı Süleyman Şahin'den faaliyetlerle ilgili bilgi aldılar. Mavi Grup ekibi Çanakkale ruhunu da konuştuktan sonra dernek başkanı ve gazilerimizle birlikte aile fotoğrafı da çektirdi. Fethiye Ticaret ve Sanayi Odası Mavi Grup Başkan Adayı ve Meclis Başkanı Osman Çıralı, "Çanakkale'yi sadece rakamlarla şu kadar subay, asker şehit oldu diye anlatmak için ruhunu ifade etmek yetersiz kalır. Nice isim var. Anma törenine Mavi Grup olarak kalabalık bir kadroyla katıldık" dedi. Muğla Büyükşehir Belediyesi, 18 Mart Zaferi'nin 103. yılında
Çanakkale şehitlerimizi Türkülerim Var Muğla'dan Çanakkale'ye etkinliğiyle andı. Tarihin en destansı kahramanlıklarının yaşandığı 18 Mart Çanakkale Zaferi'nin 103. yılı nedeniyle anma töreni düzenlendi. Muğla Büyükşehir Belediyesi, Gazi Mustafa Kemal Atatürk Kültür Merkezi'nde düzenlenen Türkülerim Var Muğla'dan Çanakkale'ye etkinliğinde gösterdikleri cesaret ve kazandıkları zaferlerle birçok türküye konu olan Çanakkale Şehitlerimiz adına yazılan eserler TRT sanatçısı Gülcan Kaya Aral ve Sabahattin Gülümser tarafından seslendirildi. Vatandaşların yoğun ilgi gösterdiği anma programında okunan türkülerin ardından duygusal anlar yaşandı. Muğla Valisi Esengül Civelek, böylesine anlamlı bir günde bu etkinliği düzenleyen Muğla Büyükşehir Belediyesi'ne ve TRT sanatçılarımıza teşekkür ediyoruz dedi. Türkülerim Var Muğla'dan Çanakkale'ye etkinliğine katılan sanatçılara çiçek takdim eden Başkan Gür'ün konserde emeği geçen herkese teşekkür etti. Motor sporlarında 2018 sezonu hafta sonu Fethiye'de organize edilecek. Türkiye Enduro ve ATV şampiyonasıyla başlayacak. Türkiye Motosiklet Federasyonu Yönetim Kurulu üyesi Sadık Özdemir, bu organizasyona katılımın yoğun olacağını söyleyerek Fethiye halkını davet etti. Türkiye Motocross, Enduro, ATV, Süper Enduro, Süper Moto, Drag ve Sujeti şampiyonalarının yarış tarihleri açıklandı. Ülkemizde 2018 yarış sezonu 24-25 Mart tarihlerinde Fethiye'de yapılacak Türkiye Enduro Şampiyonası ile açılacak. Türkiye Motosiklet Federasyonu Yönetim Kurulu üyesi Sadık Özdemir, bu sene Fethiye olarak yine bir ilk yapacağız. Bu zorlu organizasyon 24-25 Mart'ta düzenlenecek. Yine güzel bir etap hazırladık. Eskrim testimizi baştan aşağı yeniledik dedi. Türkiye Motosiklet Federasyonu olarak bu seneki yarışlarımıza yine Fethiye'den start vermenin gururu ve onurunu yaşıyoruz. Bu sene yine bir ilk yapacağız Fethiye olarak. Türkiye ATV Şampiyonası ve Türkiye Enduro Şampiyonası'nın iki etabını da aynı anda icra edeceğiz. Bu zorlu organizasyon yine 24 ve 25'inde sizlerle birlikte olacak. Yine güzel bir etap hazırladık. Ekstrem testimizi komple baştan aşağı yeniledik. Rekor bir katılımla sezonun açılışı. İnşallah bu sene 4 ayağa düşmüş olan Enduro Şampiyonası ve ATV Şampiyonası'nda yine Fethiye olarak güzel, sağlıklı bir havada iyi bir organizasyon yapmayı ümit ediyoruz. Bu sene Fethiye Belediyesi ile beraber organize ediyoruz yarışmalarımızı. Artık bildiğiniz gibi biz Türkiye Motosiklet Federasyonu olarak Fethiye bizim için bambaşka bir yerde. Enduro'nun başkenti diyebileceğimiz bir konumda. Hal böyle olunca değerli sporcularımız ve başarılı sporcularımız var Fethiye'den. Fethiye Orman Spor Kulübü geçen yılki şampiyonaları birincilikle bitirmişti. Doğal olarak kulüpler şampiyonu olması sebebiyle de bu tür organizasyonun ilk ayağını almakta ve başarılı olan sporcularımıza da güzel bir etkinlikle Fethiye'li izleyicilerimizle buluşturmayı ümit ediyoruz. Organizasyonun açılış yarışı Esenköy Mahallesi'ndeki Akdeniz Offroad Park'ta 24 Mart Cumartesi günü yapılacak. Şampiyona için 24 Mart Cumartesi günü saat 13'te Beşkaza Meydanı'nda sembolik start verilecek. Türkiye iyi olacak sloganıyla yola çıkan İyi Parti Genel Başkanı Meral Akşener'in 19 Nisan Çarşamba günü Fethiye'ye gelmesi bekleniyor. Kesin olmamakla birlikte kendilerine çok emin bir yerden haberin geldiğini belirten İyi Parti Fethiye İlçe Başkanı Suat Aybek, hanımefendi özellikle Fethiye'ye gelecek ve Sayın Belediye Başkanımız Behçet Saatçı'ya parti rozeti takacak dedi. Fethiye'de geçtiğimiz günlerde Salı Pazarı Meydanı'nda şehitler için lokma döktürüp dağıtan İyi Parti Fethiye İlçe Başkanı Suat Aybek, burada gazetecilerin sorularına cevap verdi.
İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener'in 19 Nisan Çarşamba günü Fethiye'ye gelecek mi sorusuna Aybek şu yanıtı verdi. Genel Başkanımız Meral Akşener'in sekreterinden bir haber aldık. Kesin olmayabilir ama 19 Nisan'da inşallah Genel Başkanımız Meral Akşener'i bekliyoruz. Hanımefendi özellikle Fethiye'ye gelecek ve Sayın Belediye Başkanımız Behçet Saatçı'ya parti rozeti takacak. Kendileri söz verdiler. 19 Nisan diye deklare ettiler. İnşallah tarihte bir yanılgı olmaz. Fethiyeliler olarak bekliyoruz dedi. 19 Nisan'da inşallah biz de bekliyoruz. Zaten başkanımız da geçecekler. Ona da rozet takılacak. Hanımefendi özellikle Fethiye'ye gelecek yani. İnşallah bekliyoruz. Belediye başkanımız da rozet takacak Meral Hanım gelince. Söz verdiler kendileri. 19 Nisan diye deklare ettiler. İnşallah tarihte bir yanılgı olmaz. Bekliyoruz efendim hep beraber Fethiyeliler olarak. 3. kalecisi Utku Yuva kuran kısa süreli bir tatil için geldi. Fethiye'de Beşiktaş'ın şampiyon olacağını vurguladı. Yuva kuran Fethiye Spor'u da takip ettiğini, zor dönemlerde bulunan Fethiye Spor'un bu dönemi atlatıp ligde kalacağına inandığını söyledi. Medipol Başakşehir'e 1-0 yenilen Beşiktaş'ın genç file bekçisi Utku Yuva kuran kısa süreli tatil için geldiği Fethiye'de Fethiye Kartal Yuvası'nı ziyaret edip mağaza sahibi Serhat Yılmaz ve Taraftarlar Derneği üyeleriyle bir süre görüştü. Beşiktaş'ın 3. kalecisi Utku Yuva kuran Beşiktaş'ın bu yıl mutlaka şampiyon olacağını da vurguladı. Önlerinde çok iyi bir fikstür avantajı bulunduğunu söyleyen genç file bekçisi, çok iyi bir hocayla çalıştıklarını, taraftarların da desteğiyle şampiyon olacaklarını söyledi. Fethiye Spor önemli bir takım, takip ettiğim bir takım diyen Utku Yuva kuran, Fethiye Spor sevdiğim yer. Onlar zor dönem yaşıyor. İnşallah bu dönemi atlatırlar. Hep birlikte hem Fethiye Spor hem de Beşiktaş iyi bir şekilde en üst seviyelere çıkacaklardır dedi. Tabii ki moraller bozuk. İstediğimiz bir sonucu alamadık, istediğimiz bir oyunu alamadık. Ama taraftarımıza ya da Beşiktaş sevenlerine buradan şunu söyleyebilirim. Her zaman bize güvensinler. Biz elimizden gelen gayreti her zaman göstermeye çalışacağız. Onlar bizim arkamızda olduğu sürece biz şampiyonluk yolunda zaten en kuvvetli takımız. Fethiye Spor var Fethiye'de. Herhalde yine de takip ediyorsundur ya da Fethiye'deki Beşiktaşlar söylüyordur. Kritik haftalar yaşıyor. Neler söylersin? Ne gibi bir mesaj vermek istersin? Valla Fethiye Spor da önemli bir takım, takip ettiğim bir takım. Zaten Fethiye Spor'u sevdiğim bir yer. İnşallah onlar da zor dönemler atlatıyor. İnşallah bu dönemleri atlatırlar. Hep birlikte hem Beşiktaş camiası olarak hem Fethiye Spor camiası olarak iyi bir şekilde en üst seviyelere geliriz. Reklamların ardından spor gündemiyle bültenimize devam edeceğiz. Bizi birbirimizden ayıran hiçbir fark yok aslında. Acil Medikal Market olarak engelleri aşmak adına farklı olan biziz. 2000 yılında önce insan sloganıyla medikal ürünler sektöründe attığımız adımı her geçen gün daha ileriye taşıyarak yaptığımız işin sadece ticaretten ibaret olmadığının farkındalığı ile duydukları güvenden dolayı sağlık uygulayıcılarına, sağlık kurumlarına ve son kullanıcılara teşekkürü borç biliriz. Acil Medikal Market, Sosyal Güvenlik Kurumu Anlaşmalı Medikal Malzeme Toptan ve Parakende Satış Noktası, Cumhuriyet Mahallesi, Çarşı Caddesi, numara 90 Fethiye'de. Detaylı bilgi ve sorularınız için 0252 612 4412'yi arayabilir ya da acilmedikalmarket.net'i ziyaret edebilirsiniz. İnsan kulağı hassas ve karmaşık bir organdır. Sesleri algılamamızı ve mekan içinde kendimizi konumlandırabilmemizi sağlar. İşitme kaybı her zaman ilerleyen yaşa bağlı değildir. Çok yüksek bir ses, enfeksiyon, zehirlenme, yaralanma ya da kalıtsal nedenlerle tetiklenebilir. Önce çocuk, önce sağlık, önce insan ilkelerimiz dünya markası olmuş, Avrupa'da yılın şirketi seçilmiş ileri teknoloji markaların ürünleri ve uzman kadromuzla hizmetinizdeyiz.
Ada İşitme Cihazları, Cumhuriyet Mahallesi, Çarşı Caddesi, numara 90 Taksim 1 Fethiye'de. Detaylı bilgi ve sorularınız için 0252 614 1854'ü arayabilir ya da adaişitme.com.tr adresini ziyaret edebilirsiniz. Ada İşitme Cihazları, duymayan kalmasın. Geçmişten günümüze değişmeyen ilkemiz, grup olarak ticari faaliyetlerimizin devamlılığını sağlarken kalite ve dürüstlükten ödün vermemektir. Sanlar Grup, eve giden değil, evinize giden yol. Hesaplı alışverişin adresi Fethiye'nin yerel marketi Uzunkaya, yıl boyunca devam edecek bir kampanyaya imza atıyor. Her cumartesi ve her pazar mavi etiketli ürünlerde %20'ye varan indirim. Evet, yanlış duymadınız. Mavi etiketli ürünlerde %20'ye varan indirim fırsatı sizleri bekliyor. Üstelik 50 lira ve üzeri alışverişlerde ücretsiz servis imkanı yine Uzunkaya Market'te. Uzunkaya Market fırsatlarını yakalamak için bizi izlemeye devam edin. Evinizin ve iş yerinizin penceresi nereye bakarsa baksın, siz çevrenize Yalçın Pen ile bakın. Adopen yetkili bayi Yalçın Pen, PVC alüminyum doğrama, motorlu panjur, sineklik, çelik kapı, duşakabin, jaluzi, asma tavan ürünleri ve tüm ürünlerinde kaçırılmayacak fırsatları ile hizmetinizde. Yalçın Pen, Nihat Yalçın. Sanayi sitesi, Tekel Sokak, numara 33 Fethiye'de. Telefon 614 95 92 532 265 07 90. TRT ekranlarındaki birlikteliğimize spor gündemiyle devam ediyoruz. İkincilik Beyaz Grup'ta zor günler yaşayan Fethiye Spor düştüğü ateş hattından çıkmak istiyor. Geçtiğimiz hafta kendi evinde Konya Anadolu Selçuk Spor'a 1-0 yenilen lacivert beyazlı futbolcular bu hafta yine kendi evinde oynayacağı Niğde Belediye Spor maçını kazanıp gülmek istiyor. İlk kez bu hafta kırmızı çizginin altına ateş hattına düşen Fethiye Spor'da başta Onursal Başkan ve Fethiye Belediye Başkanı Behçet Saatçı olmak üzere tüm taraftarlar, başkan ve yönetim kurulu adeta seferberlik yaparak takımın kazanmasını arzuluyor. Fethiye Spor 2. Lig Beyaz Grup'ta ateş hattından çıkmak için gözünü pazar günü Fethiye Şehir Stadı'nda oynayacağı Niğde Belediyespor maçına çevirdi. Kendi evinde Konya Anadolu Selçuk Spor'a 1-0 yenilen ve taraftarlarını üzüntüye boğan lacivert beyazlı futbolcular kalan 7 haftalık mücadeleden kayıpsız çıkarak takımı ligde tutmak istiyor. Fethiye Spor Başkanı Mustafa Ferizcan ve yönetim kurulu üyeleri Niğde Belediye Spor maçı öncesi bir dizi toplantı yaparak şehrin kenetlenmesi için çaba gösteriyor. Fethiye Sporlu futbolcular, teknik direktör Levent Eriş yönetiminde Niğde Belediye Spor maçına hazırlanırken kadroda sakat ve cezalı oyuncunun bulunmadığı öğrenildi. Fethiye Spor teknik direktörü Levent Eriş, bugüne kadar hiç ateş hattına düşmediklerini belirterek şu anda kırmızı çizginin altındayız ve Nazilli Belediye Spor'un bir puan gerisindeyiz. Niğde Belediye Spor maçını kazanıp diğer maçları da kaybetmeden puanlar toplamak istiyoruz dedi. Bugüne kadar hiç ateş hattına düşmemiştik. Şu anda kırmızı çizginin altındayız ve bir puan gerisindeyiz. Kırmızı çizgin. Ben şunu herkesin bilmesini istiyorum ki Niğde maçı bizim için bir millet olmalı. Niğde maçı bizim için bir başlangıç olmalı. Maalesef ki Konya Selçuk maçı bizim kazanmak istediğimiz müsabakaydı ama Konya Selçuk takımını irdelediğinizde de bu ligin en çok koşan, bu ligin en çok mücadele eden ve hala playoff iddiası olan bir takımlardan ve Konya Spor altyapısı gibi olan Konya Spor'da forma giyemeyen oyuncuların Konya Spor Selçuk'ta forma giydiğini hatırlatmak isterim. O yüzden de iyi bir takıma karşı oynadık ama yine çok net pozisyonlarımız vardı. Yine çok net pozisyonlar yakaladık. Ama 30. dakika yarım gelen bir top, bakın tam demiyorum, yarım gelen bir top yine gol oldu. Yani 44 tane gol yemiş bir takımın
başarılı olmasını bekleyemeyiz. 44 tane yenilmiş bir gol 27 maçta ciddi bir sayı. O yüzden de biz bu sayıyı ortadan kaldırmak adına mücadele verdik ama bunda çok başarılı olamadık. Çünkü orada oynamak istemedik. Sezon başında kurulan o ekibin devam etmesini sağlamak durumundaydık. Çünkü neden? Devre arası oralara transfer yapmak adına hamle yapabileceğimiz bir şansımız yoktu. Hazır olmayan oyuncular aldık ve hazır olmayan oyuncular da şu an itibariyle inşallah forma vermeye kalktığımızda inşallah ümit ediyorum en iyisini yapmaya çalışırlar. Ama Niğde maçı bizim için bir minnet olacak. Niğde maçı bizim için bir dönüş olmak zorunda. Evet biz dibe vurduk, bundan daha dibi yok. Bundan daha dibi olmadığı için de en dibe vurup tekrar bir sıçrama yapmak zorundayız. Niğde maçı da bunlardan bir tanesi. Derinin son damlasına kadar mücadele edecek arkadaş grubunu istiyorum sahanın içinde. Ve inşallah ümit ediyorum ki herkes bunu yapacak. Yapmayan da zaten aramızda olmayacak. Ve inşallah da Niğde maçıyla kazandıktan sonra rakiplerimizin de özellikle de tabii şu an sayı çok fazla değil, nazilli gözüküyor sadece bize rakip olarak. Ve bunların da bu konuda puanlar kaybedeceğini ümit ediyorum. Tekrar biz istediğimiz yerlere yavaş yavaş çıkmayı sağlarız diye düşünüyorum. Ümit ediyorum ondan sonraki süreç Niğde maçının kazanılması morali halinde bize çok daha farklı bir süreç yaşatabilir. Bunun için inşallah tüm gayretimizle yine söylüyorum ya kazanılacak ya kazanılacak bu maç. Ben başka bir alternatif düşünmüyorum Niğde maçıyla ilgili. Fethiye Belediyespor basketbol takımı Türkiye Büyük Erkekler 2. Lig B grubu maçında deplasmanda Erzurum Büyükşehir Belediyespor'u 75-62 yenerek döndü. Alınan bu galibiyetin ardından Fethiye Belediyespor grubunda 12. galibiyetle 12 takım arasında 5. sırada yer aldı. Lacivert Beyazlılar bu hafta yine deplasmanda Gemlik Belediyesi ile karşılaşacak. Fethiye Belediyespor basketbol takımı Erzurum Kapalı Spor Salonu'nda oynadığı karşılaşmayı rahat bir şekilde kazanmasını bildi. Ligin alt sıralarında yer alan Erzurum Büyükşehir Belediyespor karşısında rahat bir oyun sergileyen Fethiye Belediyespor tüm periyotları önde kapattı. Fethiye Belediyespor basketbol takımı oyuna Enver Dikmen, Cihan Deliçay, Seray Yıldırım, Onur Aksoy ve Berkay Gülek beşi ile çıktı. Ev sahibi Erzurum Büyükşehir Belediyespor'sa Umut Durmuş, Ersin Taşkın, Enes Abay, Olcay Karpat ve Uğur Yılmaz beşi ile karşılaşmaya başladı. Fethiye Belediyespor oyunun hemen başında arka arkaya kazandığı sayılarla ilk periyodu 22-13 önde kapattı. Ev sahibi ekibin tutuk oyunundan yararlanan konuk Fethiye Belediyespor ikinci periyodu da 43-25 önde kapatmasını bildi. Erdem Türetken ve Evren Sönmezcan'ın da zaman zaman oyunda kaldığı anlarda ard arda sayılar bulan Fethiye Belediyespor 3. periyodu 60-44 kazanırken temposunu bozmayan Fethiye Belediyespor 4. ve son periyodu da 75-62 kazanarak deplasmanda gülen taraf oldu. Fethiye Belediyespor 12. galibiyetini alırken 12 takım arasında 5. sıradaki yerini korudu. Fethiye Belediyespor 24 Mart Cumartesi günü deplasmanda Gemlik Belediyespor'la karşılaşacak. FRT Haber Merkezi'nin hazırlamış olduğu ana haber bültenini sizlerle paylaştık. Gündemin öne çıkan sıcak gelişmelerini ilerleyen saatlerde FRT ekranlarında tekrar izleyebilirsiniz. Hoşça kalın. Türksel Gümüş İletişim hava durumunu sunar. Türksel Gümüş İletişim hava durumunu sundu.